Birçok insan Nuh tufanı ile ilgili olayları gerçek dışı bir masal olarak kabul eder. Bütün yüksek dağları kaplayan su nereden gelecek? Eski çağdaki insanlar böyle korkunç bir felakete dayanabilecek bir gemiyi nasıl yapabilir gibi yanıtlanması gereken birçok soru sorabilir. Öncelikle kutsal kitapta bahsedilen Nuh tufanı ile erken Dryas döneminde gerçekleşen felaket arasında bir karşılaştırma yapalım. Tufan 40 gün sürdü. Sular öyle yükseldi ki yeryüzündeki bütün yüksek dağlar su altında kaldı. Mantıken zor görünse de erken Dryas döneminde dağların çoğu buzulla kaplıydı. Gök taşlarının çarpması sırasında ortaya çıkan en az 10 bin dereceye yakın korkunç ısı büyük miktardaki buzu buharlaştırdı ve dünya atmosferine karışıp dağlardaki buzulları eritti. Bu eriyen buzullardan meydana gelen seller, toprak kaymaları ve sıcak havanın henüz soğuk yerle buluşmasıyla oluşan korkunç fırtınalar ve yağmurları düşünün. Sanki Yarından Sonra adlı film gibi. Çok geniş erken Dryas katmanlarındaki simsiyah izlere baktığımızda kesinlikle bundan daha az olmamıştır. Bunun sonucunda 40 gün boyunca yağmur yağdı ve yeryüzünde yaşayan bütün canlılar yok oldu. Kuşlar, evcil ve yaban hayvanlar, süngenler, insanlar, soluk alan bütün canlılar öldü. Erken Dryas döneminde yalnızca Kuzey Amerika değil, dünyanın her yerinde yaşayan canlıların %30 ila 80'i arasındaki insanların yok olduğunu bilim insanları açıklamaktadır. Bu tufan nedeniyle Clovis medeniyeti, Sunda medeniyeti ve Natufi medeniyetinin yok olduğu arkeologlar tarafından iddia edilmektedir. Sonra Tanrı, Nuh'u ve gemideki evcil ve yabanıl hayvanları hatırladı. Yeryüzüne bir rüzgar estirdi. Sular yeryüzünden çekilmeye başladı. 150 gün geçtikten sonra sular azaldı. Neden 150 gün yani 5 ay sonra sular çekilmeye başladı? Shoemaker-Levy 9 kuyruklu yıldızının çarpması sonucu oluşan 12 bin kilometre çapındaki kara bulutun Jüpiter'in üzerinde 6 ay boyunca devam ettiğini hatırlarsak bunu tahmin etmek zor değildir. Tüm dünyayı kaplayan siyah bulut, güneş radyasyonunu azaltarak atmosfer sıcaklığını keskin bir şekilde düşürmüş ve dünyayı dondurmaya başlamıştır. Kutuplardan aniden dökülen büyük miktardaki tatlı su, deniz akıntılarında değişikliklere ve küresel iklimde ani soğumalara neden olmuştur. Kıtalarda tekrar oluşan buzullar deniz suyu seviyesine düşürmüştür. Tarihsel bir olayı yeniden aydınlatmak için bu olayın öncesi ve sonrasını açığa kavuşturmak önemlidir. Ayrıca bu olayların net anlaşılması için her iki olay sonrası neler olduğu hakkında çapraz sorgulama yapılmalıdır. Önce erken Dryas dönemine tekrar bakalım. Göktaşının çarpması sonucu konvektif sirkülasyonun durması ile aniden düşen hava ikliminin kesini olmamakla birlikte en az 1200 yıl devam ettiği görülmektedir. Kutsal kitabın bahsettiği Nuh tufanından sonra böyle bir küçük buzul çağı ile ilgili herhangi bir ipucu var mı? Kutsal kitapta en eski kitaplardan biri olan Eyüp kitabında çok ilginç hikayeler bulunmaktadır. Eyüp, Üz şehrinde yaşamış, şimdiki Şeria Irmağı'nın yakınında olduğu bilinen, sanki hayat boyunca hiç kar ve buz görmemiş bir yerde Eyüp, ırmağını anlatırken şöyle açıklamaktadır. Hani gürül gürül akan dereler vardır, eriyen buzlarla taşan kar sularıyla beslenen. Eyüp ne zaman ve nasıl buzları taşıyan kar sularını gördü, hem de Orta Doğu'da. Başka bir bölümde Tanrı kendi gücünü Eyüp'e anlatırken şöyle der. Karın ambarlarına girdin mi? Dolunun ambarlarını gördün mü? Buna benzer birçok ayet bulunmaktadır. Eğer Orta Doğu'da yaşayan biri buzulun nehirde attığını gördüyse bu dönemin bir buzul çağında olduğunu düşünebiliriz. Çünkü Orta Doğu'da soğuk bu derece etkiliyse diğer bölgelerin tamamen buza kaplı olması tahmin edilmesi zor değildir. Tufandan sonra gerçekleşen buzul çağında tüm dünyaya dağılmış olan insanlardan biri olan Eyüp'ün hikayesi kutsal kitapta ele alınmıştır. Gemiden çıkan Nuh'un oğulları Sam, Ham ve Yefet'tir. Ham Kenan'ın babasıydı. Nuh'un üç oğlu bunlardı. Yeryüzüne yayılan bütün insanlar onlardan üredi. Kutsal kitap tufandan sonra insan soyunun yeryüzüne dağıldığını belirtmektedir. Tarih kitapları erken Dryas döneminin bittiği 12 bin yıl önce bereketli hilal bölgesinde av hayatından tarımsal yaşama yavaşça geçiş yapıldığını ve bunun için tepelerde küçük toplulukların oluştuğunu söylemektedir. Bunun önemli delillerinden biri Göbekli Tepe'dir. Tufandan korkan insanlar 760 metre yükseklikte olan bu tepeye 200 kadar T şeklinde taş dikerek kendilerine taptıkları ilahlara olan bağlılıklarını göstermiştir. İnsanlar zamanla dağılarak 9000 yıl önce neredeyse dünyanın her yerinde tarımsal toplumları kurmuş ve sonradan güçlü uygarlıkların ortaya çıktığını belirtmektedir. Eğer gerçekten kutsal kitabın söylediği gibi tüm insan soyu tufandan yok olup Nuh soyundan yeniden başladıysa mutlaka sonradan ortaya çıkan toplumlarda veya uygarlıklarda Nuh tufanına dair kalıntılar bulunmalıdır. Çünkü herkes öldüyse
kimseden haber alamayız. Ama ne kadar az olsa da sağ kalan varsa, ondan türemiş insanlarda mutlaka felaketin izleri bulunabilir. Nuh tufanı sadece Tevrat'ta değil, her medeniyetin masallarında yer almaktadır. Dünyanın 270'e yakın ulusunda büyük tufanla ilgili masallar vardır. Örneğin 18. yüzyılda Amerika'nın Michigan eyaletinde birçok mağarada eski Kızılderililerin çizdiği resimler bulunmuştur. Resimlerde o kadar detaylı şekilde Nuh tufanı anlatılmaktadır ki, sanki pazar günü kilisede çocuklara Nuh tufanı anlatmak için çizilmiş gibi görünmektedir. Dağın tepesinde bir insan büyük geminin yanında insanlara bir şeyleri anlatıyor ve alttaki resimde büyük yağmurdan insanların sürüklendiği, onun altındaki resimde geminin etrafında kuşların uçtuğu, sonra geminin karaya oturduğu ve içinden çıkan 8 kişinin şükrederek ellerini kaldırdığı ve geminin ortasında hayvanların birer çift olarak çıktığı resim edilmiştir. Vietnam ve Laos'un sınırlarında yaşayan Mio adında bir ırk vardır. Onların yazılı dili olmadığı için önemli hikayeleri şarkıyla çocuklarına öğretmişler. Onlardan biri büyük tufandan kurtulmak için davul şeklinde bir gemiye sığınıp kurtulduğunu ve kutsal kitapta yazılan Babil Kulesi hikayesi gibi insanların dili birdenbire birbirlerinin konuştuklarını anlayamadıkları için ayrıldığını şarkıyla anlatmaktadır. Ayrıca kendilerinin Nuh'un üçüncü çocuğu olan Yafet'in soyundan olduklarını söylemektedirler. Mezopotamya'daki uygarlıkta ise Gılgamış'ın destanı bulunmaktadır. Gılgamış'ın Utnapishtim adlı Nuh gibi biriyle görüştüğü, onun büyük tufanla ilgili Tanrı'nın planını öğrendiği, kendi ailesi, evcil ve yabanıl hayvanları için büyük bir gemi inşa ettiği ve 6 gün süren tufanda geminin dışında kalan bütün insanların öldüğü, geminin yüksek dağın tepesine indiği, başka bir yerde kuru toprağın olup olmadığını öğrenmek için kuşları gönderdiği yazılmıştır. İnka uygarlığında ise yer, gök ve dev adamları yaratan Viracocha adlı tanrının kendi sözüne itaat etmeyen dev adamlardan sinirlenip büyük tufanı gönderdiği ve hepsini yok ettiği, bir kutunun içine bir erkek ve bir kızı koyarak tufandan kurtarıp dünya için yeni bir nesil oluşturduğundan bahsedilmektedir. Bunun dışında da yüzlerce hikaye vardır. Hindu mitolojisinde Manu, Yunan mitolojisinde Deukalion ve Pihra, Maya mitolojisinde Popol Vuh, Avustralya aborjinlerinde Tidalik, Çin mitolojisinde Gunyu, Afrika mitolojisinde Yoruba, Maori mitolojisinde Tekahuna ve Hawaii mitolojisinde Nuu adlı kahramanlar gibi tufandan kurtulma hikayeleri anlatılır. Sanırım sadece bununla ilgili büyük bir kitap yazılması gerekecek. Tüm bu tarihsel ve antropolojik kanıtları görmezden gelip Nuu tufanını sıradan bir masal olarak değerlendirmek tarihi çarpıtmak olur. Ancak bir önemli soru hala ortada kalıyor. Paleolitik dönemde yaşayan bir insan nasıl olur da insanlık ve hayvan, bitki türlerinin yok oluşu gibi büyük bir felaketi atlatacak bir yapıyı inşa edebilir? Şimdi tarihsel ve antropolojik açıdan değil, biraz teknik açıdan tufan olayına bakalım. Kendine gofer ağacından bir gemi yap. İçini dışını ziftle, içeriye kameralar yap. Gemiyi şöyle yapacaksın. Uzunluğu 300, genişliği 50, yüksekliği 30 arşın olacak. 2012 adlı filmde beklenen felaket için insan soyunun maddi ve teknolojik bütün imkanlarını kullanarak zengin ve yetenekli kişileri kurtarabilecek son model gemiyi yapabildiği gösterilmektedir. Ama 13 bin yıl önce bunların yapılması mümkün mü? Dünya medyası 12 bin yıl önce yapılmış 10 ton ağırlığında 5,5 metrelik taşlarla oluşan, 200'den fazla anıtsal yapılarla oluşan Göbekli Tepe'ye bakarak şok oldu. Nasıl Neolitik taş devrindeki insanlar bunu yapabilir? Eski çağdaki insanların şimdiki insanlardan geride olduğunu söylemek çok zor olur. Bu korkunç tufandan sonra eski insanlar herhangi bir tufandan etkilenmemek için 760 metre yüksek bir yerde tekrar gelebilecek felaketin korkusu ve endişesiyle bu kocaman dini yapıları yapmıştır. Öyleyse 13 bin yıl önce ahşapla felakete dayanabilen motorsuz bir yapıyı yapmak neden mümkün olmasın? Üstelik en hikmetli tanrıdan inşa edilecek geminin kuş bakışı görüntüsüne sahip olduğu belirtilmektedir. Tevrat'a göre geminin ölçüleri 133 metre uzunluğunda, 22 metre eninde ve 13 metre yüksekliğindedir. Yelkensiz, yalnızca felaketten korunma amacıyla yapılmış bir gemidir. Ancak bu geminin ölçülerinde inanılmaz bir gizem ve harika mühendislik vardır. Geminin uzunluğunun eninden 6 kat, yüksekliğinden ise 10 kat olması, seyahat için en emniyetli oran olduğu modern çağda
yeni yeni keşfedilmiştir. 1844 yılında Brunel tarafından tasarlanan ilk büyük okyanus geçiş gemisi, Rayton'un ölçü oranları Nuh gemisiyle hemen hemen aynıdır. Bu nasıl olabilir? Ayrıca Nuh gemisinin 30 metre yüksekliği, dalgalarla bile dayanıklı olduğu modern gemi mühendisleri tarafından tespit edilmiştir. Nuh bu kadar harika bilgiye nasıl ulaştı? Bu felaketi veren ve insan soyuna yeni bir başlangıç sağlayan Tanrı olmasaydı kesinlikle böyle bir bilgiye ulaşmak mümkün olmazdı. Şimdi size çok kritik bir soru sormak istiyorum. Yaklaşık 13 bin yıl önce gerçekleşen Nuh tufanı tesadüf bir olay mı, yoksa Yaradan'ın yoldan çıkmış insan soyu için getirdiği kıyamet mi? Eğer tesadüfi bir olay, yani binlerce veya on binlerce yıl içerisinde olabilecek sıradan, kaçınılmaz, doğal bir olay ise bunun bize hiçbir anlamı olmaz. Nasıl olsa şanssız bir kişi şanssız bir zamana denk gelirse yok olacak. Ancak bunun sıradan bir olay olmadığını net bir şekilde görebiliriz. Çünkü o dönemde yapılması mümkün olmayan, felakette ayakta kalabilecek gemi ve kurtulmuş aile ve sonrasına dağılan bütün insan soyunun üzerinde ortak anılar vardır. Bu durumda kafamızda kocaman harflerle, kalın çizgiyle bir cümle yazmamız gerekiyor. Rab Tanrı çok eski bir zamanda Nuh tufanı ile birinci kıyameti dünyaya getirdi. O yaşıyor, o egemendir. Durum böyleyse bir soru aklımıza geliyor. Neden Tanrı bu korkunç felaketi getirdi? Kutsal kitap bununla ilgili şunları söylüyor. Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. Tanrı'nın gözünde yeryüzü bozulmuş, zorbalıkla dolmuştu. Tanrı yeryüzüne baktı ve her şeyin nedenli bozulduğunu gördü. Çünkü insanlar yoldan çıkmıştı. Tanrı Nuh'a insanlığa son vereceğim dedi. Çünkü onlar yüzünden yeryüzü zorbalıkla doldu. Onlarla birlikte yeryüzünü de yok edeceğim. Tanrı o dönemdeki insanların aklının fikrinin hep kötü olduğunu ve zorbalıkla dolu olduğunu söylüyor. Eski insanlar saf, günah bilmez, bir köylü gibi düşünebilir. Ama durum öyle görünmüyor. Taş devrindeki ilk Adem'in oğlu Kabil, kıskançlıktan kardeşi Habil'i taşla vurarak öldürdü. Bu, onun torunlarının yeryüzünü zorbalıkla doldurabileceğini tahmin etmenin hiç de zor olmayacağını göstermektedir. Jean Guillen'in yazdığı Savaşın Yolu, Tarih Öncesi Şiddetin Yüzleri adlı kitabında ilkel insanlar hakkında şöyle diyor. Tarih öncesi çağlarda bile şiddet insanlık durumunun bir parçasıydı. Çoğu insan toplumunda her zaman anlaşmazlık, sömürü ve zulüm vardı. Uzak geçmişteki insanların barışçıl ve masum olduğunu inanmak bir yanılsamadır. İnsanlık tarihinin başlangıcında cinayet ötesinde yamyamlık bile çok yaygındı. Böyle bir canilik yalnızca Homo erectus ve Neandertaller gibi eski insanlardan değil, Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'nın her kıtasındaki uygarlıklarda sıkça rastlanan bir olaydı. Neolitik çağa ait Çe uygarlığının kalıntılarından alınan 95 cesedin %25'inde kafatasından yuvarlak taşlarla vurulmuş ezik izler bulunmuştur. 15 bin yıl önceki geç paleolitik döneme ait şiddet gösteren mağara resimleri, özellikle paleolitik çağın sonlarında icat edilen yay, aynı döneme ait katliam kalıntıları ve mezolitik çağdaki silahlı çatışma izleri, erken yerleşim döneminde zengin topraklar için rekabetin grup şiddetine yol açtığını göstermektedir. Tevrat'ın yazılarına bakalım. Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. Tanrı'nın gözünde yeryüzü bozulmuş, zorbalıkla dolmuştu. Tüm bu olup bitenleri karşının yüreği sızlayan Tanrı'yı ve zorbalıkla dolu kıyameti mecbur kılan yoldan çıkmış insan soyu düşünelim. Günahkarı seven ama günaha tahammül edemeyen Rabbin gözünde doğru sayılan Nuh ve onun ailesi aracılığıyla insanlığa ve canlılara yeni bir fırsat verdiğini anlayabiliyoruz. Tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu, sevgi ve sadakat önü sıra gider. Peygamber Davut Zebur'da Tanrı'nın tahtının sevgi ve adaletle kurulduğunu ifade etmektedir. Tufanla gelen birinci kıyamette adil olan Tanrı, yoldan çıkmış insan soyu yargılarken her insana adil olması için Nuh aracılığıyla 100 yıl boyunca gelecek kıyamet için haber vermiştir. Onun gemisine binen her insan kurtulurdu. Ama yalnızca Nuh, eşi, 3 oğlu ve gelini sözüne kulak verdi. Sevgi olan Rab, kendisine sığınan her insanı ve canlıyı o korkunç ısıya, fırtınaya, yağmura ve tsunami'ye dayanabilmeleri için müthiş bir gemi hazırlamıştı. Ve onların aracılığıyla yeni bir dünya ve yeni bir nesil başlatmıştır. 21. yüzyılda teknolojinin hızla ilerlediği modern çağda insanlar ikinci kıyametle ilgili büyük endişeler taşıyor. Birçok belirti ortaya çıkıyor. Nasıl olacak? İlki gibi bir kuyruklu yıldızdan mı, yoksa nükleer bombadan mı, virüslerden mi, yapay zekadan mı, yoksa iklim bozulmasından mı?
Seçenek çok ama nasıl olacağını bilemiyoruz. Ancak net olarak anlayabileceğimiz bir şey var. Birinci kıyamette Tanrı'nın gösterdiği gibi ikinci kıyamette de adalet ve sevgi üzerine kurulacak. Birçok bilim insanı 6. kitlesel yok oluş dönemine girdiğimizi iddia ediyor. Öyleyse bu kıyametten bizi koruyacak ve kurtaracak gemi nerede? 2012 filminde gösterildiği gibi Tibet dağlarının tepesinde yalnızca zenginlerin kurtulabileceği her şeye dayanıklı bir gemi mi? Eğer öyleyse Rab nasıl adaletini gösterebilecek? Sonraki videoda bu konuyu ele alacağız. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.